Efendim Isparta Yalvaç'tayız. Yalvaç Isparta'dan sonra en büyük ilçe. Sadece büyük ilçe değil, insanların yüreğiyle de biraz büyük mü? İnşallah bu kalabalık bizim için değildir. Bizim içinse bu mahcubiyetle ne yapacağız biz? Hay Allah. Yok canım, niye bizim için? Yok canım, bizim için değildir. Korkma oğlum, devam edelim biz. Dur bakalım, anlayacağız. Of 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 of. Bütün Yalvaç burada. Merhabalar. Merhaba. Dur korkma, korkma. Korkma. Hoş geldin. Benim için mi bunlar? Sonraki duyuyorlar. Fırlanıyor Yusuf'un Dağrişleri Yalvaç'ına hoş geldiniz. Bunlar bizim için mi? Yara verdiniz, yara verdiniz. Kalbimize yara verdiniz. Ya dur bir dakika bir şey yapalım. Bu bütün bu kalabalık bizim için mi? Tabii, evet. Bizim tabii. Ben şuradan başlayayım ya. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Yara verdiniz, yara verdiniz. Kalbimize yara verdiniz. Hoş geldiniz. Çok beklettiniz. Valla hay Allah. Bu hoş geldik. Hoş bulduk canım. Hoş bulduk. Hoş geldik. Hoş bulduk. Hoş gördük. Hoş gördük. Hoş gördük. Yalı Beyciğimize hoş geldiniz. Bu nedir? Bu yörüklerin poçusudur. Üzerlerine attıkları. Kimler takar bunları? Bunları özel misafirler takar. Yörük beyler takar. Yörük beyler mi? Evet. Her misafirler takar bunları. Hadi be. Şimdi sen yörük beyisin. Yörük bey mi olduk biz? Yörük bey para harcar mı? Bazen harcar. Her zaman değil ama. Her zaman değil. Misafir olduğunda harcar mı? Evet harcar. Hadi ya. Karnalarımızı öğlene. Yemekte görüşürüz. Şöyle zengin görünen kim var acaba ya? Ben varım. Heh, dayı. Harcasın. Para harcarmış da Yörük Bey bazen. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. İnşallah cüzdanın oldundur. İnşallah. Müslümanlarla yemek, dostlarla, ziyaretçilerle yemek ne güzel bir şey. Yara verdiniz, yara verdiniz, kalbimize ara verdiniz. Çok bekledik, yaramız ağzı. Çok geri geldik, sizi bulamadık. Geldiniz ayağınıza, misafir oldunuz, bize memnun ettiniz bizi. Çok teşekkür ederiz. Her zaman bekleriz. Yalvacımıza. Tekrar hoş geldiniz. Bulutsuz gecelerde gökte paylar bir ay, parlar bir ay. Beni de sorarsan adım Şorak. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yörük çadırındaki hanımlar. Nasılsınız? İyi, sağ olun. Teşekkür ederiz. İyi, çok şükür. Sizi gördük. Daha iyi olduk. Süt mü? Yoğurtlu. Nasıl yoğurt çorbası. Siz bir yörük müsünüz? Yörümüz biz. İsminizi de bağışlarsanız. Mürüvvet Çapraz. Mürüvvet Hanım, yerleşik düzene mi geçtiniz efendim? Evet. Biz, çadır şehrin ortasında, Yalvaç'ın ortasında. Biz bu köyde bunları gösteriyoruz. Yörelerimiz. Böyle bunları gösterdiği için bu çadırı da getirdik, buraya kurduk. Bu eskiden evet. Marketlerde, bakkallarda peşin satan ve veresiye veren vardı. Hatırlar mısınız? Evet. İki resim yan yana. Bizde de iki resim yan yana. Evet. Aslı. Aha bu şehirdeki yer. Nerede koyunların ablacığım? Daha, koyunlar orada dağda. Dağda ne bu betonun üzerinde? Nerede koyun nerede? Yalvacı tanı diyoruz biz. Yalvaç'ta koyun olmaz. Tırtar'da koyun. Bu güllaç mı? Evet güllaç. Ciddi mi? Ciddi. Güllacın ham hali. Yok. İçine kesmikten. Bitmiş hali mi bu? Evet. Direkt yenebilecek mi hali mi? Yok canım. Yenebilir. Yok yok. Estağfurullah estağfurullah. Yok canım hani yemek istediğimizden dolayı değil yani ısrarla da. Şöyle bir barnağınızı buyurun. Çatal olsa ne çatalı? Barnağınızı bir bandırırsanız.
yapıyorsunuz öyle mi? Vallahi nasıl oluyorsa. Hani bu şu hey lazım. Ben yani bakın yani yemek için değil. Ben iddia ediyorum bu hazır olmamış bir güllaç. Evet. Ablamız da diyor ki yok hazır güllaç diyor. Bakacağız ya bunu teyit etmek için. Nedir? Peynir baklavası bu. Peynir bizim baklavası Yörüklerin mı? Meşhur peynir baklavası. Yörükler mi yaparmış? Evet. Yağsız mı peynir? Yağlı. Yağlı mı? Yağlı. Yağsız gibi koktu da. Ne peyniri affedersiniz keçi, inek peyniri. İnek peyniri. Tam yağlı mı olacak? Tam yağlı. Eriyecek mi? Hayır erimiyor. Yörüğün künefesi mi yoksa bu da? Evet. Hani künefenin de içine peynir korlar ya. Evet. Bu özel günlerde mi yaparsınız bunu? Evet yoksa... özel günlerde yaparız. Bu bitmiş hali midir efendim? Bitmiş hali bu. O bir elinizi bandırırsanız size zahmet. Bu pişik değil daha. Aa, bir de pişecek mi bu? Pişecek bu. Pişecek tatlı dökeceğiz. Peki bunu nasıl yapıyorsunuz? Kat kat bunları koyuyorsunuz. Evet bunları kat kat boyuyoruz. Aynı bunun gibi kesiyoruz, pişiriyoruz. Tatlı döküyoruz. Ondan sonra servis yapıyoruz. Şey mi? İçine peynir. Üstüne şerbetini koyuyor musunuz? Şerbet koyuyoruz. Fırına girecek mi bu halde? Girecek. Böyle girecek fırına. Bekleyeceğiz mi biz böyle 5 saat bunun pişmesini? Bu çabuk pişer hemen. Hemen bul birini de gelin mi buluyorsun? Al bakalım götür acil, git bir şey. Acil. İbedi. Hemen Şoray Bey sizin için götürüyorum. Size bunu hemen ikram ediyoruz. Fırına götürüyorum. Size ikram edeceğiz bunu. Bunu da evde benim hanım yaptı. Su böreği. Heh. Of buyur. Damatların su böreği. Buyur. Of. Bu yarvacın özel. Bunsuz düğün olmaz, bunsuz davet olmaz. Asker uğurlamalarında, düğünlere davette de bu su böreksiz olmaz. Benim hanım Ankaralı Yalvaç'a geldi. Önce dedim bulamet yapmayı, keşkek yapmayı, su böreği yapmayı öğreneceğim öyle alırım sen dedim. Nişanlıyken öğrendi. Nişanlıyken öğrendi. Var mı bir kazak durumları? Var yani. Sizin damat var mı efendim? Benim damat çocuğum yok yani. Biz iki eşliyiz. Eşim de burada. Kumam. İki kumayız. Ondan iki çocuğumuz oldu. Öyle oldu. Hadi. Olmadı mı? Buyurun bir. Sizin İlk beyinizin benim. Adı? Mehmet Aksoy. Sizin beyinizin adı? Mehmet Aksoy. Aynen. Anladım kadarıyla. Bey ortak. Ortak. Evet. Sizin kaç yıllık beyiniz? Benim 25 yıllık. Sizin? 10. 10. Niye? Olmadı ne yapalım? Biz ne de çocuğumuz olmadığı için yani razı oldum ev vermeye beyimi. Size sordu mu eşiniz? Sordu. Rızamı Anladım. Aldı. Ondan sonra ben de razı oldum. Gittim Hatay'a, Hatay'dan getirdim. Ne isim? Ülkü. Ülkü Hanım, Yalvaç nere, Hatay nere? Nasıl buldu eşiniz sizi? Eşim gezmeye gelmiş Hatay'a. Biz evet. Orada görüştük. Yolda yürürken sizi mi gördü? Yola yürürken değildi, bir arkadaşlar tavsiyesiyle nasıl geldi. Nasıl tavsiyesiz canım? Yani? Ya şimdi evlenmek için niyetinde varmış zaten. Nasıl, il dolaşıyor mu? İl dolaşma değildi, Hatay'a yol düşmüş gezmek için. İşte beyinde de kafada da o... İş olduğu için. Bir hanım da arıyor aynı zamanda. Sonra biz görüştük işte. Tanıştırdı birileri bizi arkadaşlar. Sonra zaten hanımefendinin de izni olduğu için biz anlaştık. Sonra bunu geldi aldı. Tanıştık. Memnunsunuz ama. Memnunuz. Beraber kalıyoruz. Hep beraber. Siz çocuk için mi izin evet, verdiniz? Evet çocuk için. Peki çocuğunuz olsaydı da beyiniz deseydi ben ikinci hanım alacağım diye. Yok almaz. Severek evlendik yani. Severek evlendik. Seni de çıkarmam dedi. Kim daha çok seviyor? İkimiz de aynıyız bilmiyorum. Mehmet'i? Bilmiyorum ikimizinki Mehmet de aynı. Mehmet miydi Mustafa? Mehmet Aksoy. Mehmet'i kim daha çok seviyor? İkimiz de seviyoruz. Siz sevdiniz mi yani? Ben seviyorum tabii eşimi. Aşıksınız. Tabii seviyorum. Siz? Aşık olmasa biz 3 sene konuşarak evlendik yani. Siz de aşıksınız. Aynı evde oturuyorsunuz. Aynı evde kalıyoruz. Peki ikiniz bir olup da adamı çekiştirdiğiniz olur mu? Olur. Yalvaç'ta bir fırın. Hadi. Kadının iyisi kepek ununu aş yapar, kadının kötüsü buğday ununu taş yaparmış. Doğru mudur? Doğru. Öyle miymiş kadının tabii iyisi? Tabii öyle. İsminiz? İsmimiz Lütfiye Çoban. Lütfiye Hanım efendi. Ya. Çoban ya ne değiştirir? Çoban be aman çoban be. Ya. Aman be çoban abi, be. Çoban. Yaş kaç annesi? Yaş 78. Şöyle bir alalım mı sizi fırının buyurunuz. Yanına? Buyurunuz. 78. 27 doğumlu. Hesapla. Allah nazarlardan saklasın. Amin.
Acık yani. Acık şu dinçlik bize de bulaşsın şöyle. Tamam 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 oğlum. Bulaştır tamam. Acık. Tamam oğlum. Bulaşsın acık be. Bulaşsın yavrum. Tamam. Şu yanaktan. Bir tamam. De bu yanakta. Tamam oğlum. Bir de şefkat gösterelim. Nasıl edelim? Saçımızı okşayalım lütfen. Böyle mi edelim? Aynen öyle. Tamam. Ettim yeter. Yetmez. Tamam hadi. Sabaha kadar kalsak yetmez bana, böyle. Bana yavrum, yavrum. Anne. Tamam. Maşallah sana. Vallahi maşallah böyle. 78 yaşında fırının başında. Ne yapıyorsunuz fırında? Fırında böyle ekmek yaparız, hamur yiyoruz. Burada yazarız, pişiririz, çıkarız. Böyle her mahallede fırın olur. Var, her mahallede var. Kadınlara açık böyle geliyorsunuz. Ağzı yuru geliriz, burada ederiz. Burada şey eder, hep ederiz. Yalvacı geçinde 23 tane fırınımız var. Ben fırıncıyım. Nasıl fırıncıyım? Ben Afyonluyum. Hüseyin Türkmen'in kızıyım. Hüseyin amcanın kızı mısın sen? Abla sen ne zaman büyüdün be daha? Dün bak, misket oynuyordun sen. Onlara da selam ederim. Et bakalım. Ben 9 senedir fırıncıyım. Burada fırının başındasın. Ha, sen yapıyorsun fırını. Ben fırıncıyım. Ha. Burada en becerikli hanım Lütfiye anne midir? Lütfiye ablam. Tabii yöneticimiz olur. Yönetici mi? Nasıl bir yöneticilik mi? Sen mahallenin muhtarı ben mısın? Ben aynı böyleyim işte. Mahallenin muhtarı. Herkese karışır mısın öyle? Karışırın. Şu etmeyin şöyle yapın böyle karışır diyorlarım bana. Değil be yeter. Dur dur dur. He dur. 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 Dur nereye gidiyorsun? Abi, sen niye gelmedin? Keşke çalanlarına falan niye gelmedin? Biz seni çok bekledik. Kaçırdık şu. Vallahi ah keşkek olsa da. Keşkek keşkek deyip durma. Canımız istese keşkek mi var burada? Ha? Keşkek keşkek diyorsun. Sen istediğin an yaparım ben keşkeyi. Nasıl yapacaksın keşkeyi tamam. Benim? Ne dedim sana? Gece uykusu uyumadım dedim. Bana keşkek getirteceğiz sana. Keşkek var mı burada? Var tabii. Nerede? İşte. Hani? Önümde. Işte. Olur mu canım burada? Ha, ne yapayım? Ne bunlar? Bu ne? Çömlek işte bunda bir şey. Keşkek. Tabii. Olur mu canım çömlekte keşkek? Nerede bir şey? Kazandan pişirir. Kazanda pişiyorlar ya üstten böyle böyle hadi, böyle çeviriyorlar. Kazanı kını sevmem ben. Sevmem kazanı kını böyle. Kazan bu böyle. Bu keşkek mi? Bak bak bak. Of. Bak bak bak. Sen ha. Mi yaptın bunu anneciğim? Kim yaptı ya? Senin hanım mı yaptı? Benim hanım yaptı ya. Benim hanım yapıyor bu keşkekleri. Gösterelim bakalım yapacak mı böyle? Göster bakalım bir yapacak. Yapar. Parmaklarını yersin. Ya. Sen ne gelin düşmanısın be annem be? Kim? Benim gibi kayınla var mı hiç? Bilmem. Güler yüzüm bak. Seni bile niye diyorum bak ben? Ne diyorsun sen? Ha, oğlum diye bak. Biriken iki oldu oğlum diye. Bir tane mi oğlucun var? Bir daha o da yurt dışında. Bundan vaydı var bana. Yani toplam iki. Bir tane de İstanbul'dan oldun. Yurt dışında. Bir tane daha var işte. Üç İstanbul'da var bir tane. Geldi ya üçüncü. Hayır bu. Hayır bu. Ha tamam. Ha, özür dilerim. Ha, tamam. Ha, tamam ha, tamam. Ha, şimdi. Üç ettik be. Üç ettik tamam. Bu. Cetonya'yı düştü ya. Bizim birader mi bu? Ha bu işte. Kolay gelsin birader. Ya yani var ya şurada çekim yapalım diye çektiğim. Bir tane senden şeyde var, Mersin'de var bir tane de. Hoş geldin, sefalar. Sen tanır mısın Vakkas'ı? Tanırım. Nereden tanırsın? Sütlüce'den, İstanbul'da. O da ışık ayağıdır bizim Vakkas. İsim nedir? Abdullah. Abdullah abi, kolay gelsin abim ben. Allah vallahi işte bu ahalinin desteği olmasa, Abdullah abiler olmasa, bu ışık ayaklarımızı biz ne yaparız? Şey yavrum, yaşa! Sen yaşa, sen yaşa, sen yaşa. Sende kaynana var mıydı? Vardı. Vardı. Çektirdin mi biraz sana yok, kaynana? Yok, hiç çektirmedi. Nur içinde yatsın. Abi. Ben ondan öğrendim zaten. Neyi öğrendin? Kayınlalığı. O bana yapmadı, ben de geline yapmadım. O sana böyle kötü davransaydı, sen de gelinlere kötü davranırdın. Belki ederdim, ne bileyim. Ne yapardın? Ondan örnek alırdım, ederdim. Peki şimdiki gelinleri nasıl buluyorsun sen? Şimdiki gelinler geçilmiyor ya. Niye ya? Ya geçilmiyor. Ya niye ya? Niye ama? Yok. Oğlan benden olsun da kayınla geride kalsın diyorlar. Olmaz olur mu öyle? Olur mu öyle? Olmaz değil mi? 9 ay taşımışsın çatır vallahi, çatır doğurmuşsun. Bir laf var benim beyim senin neyin? İneği olmuş emdirmişsin yeşil olmuş geldirmişsin işte bu. Şimdi gelin ne bu? İnek yeter, olmuş. Yeter kardeşim. Dur Barkı dur kardeşim. Ne olmuşsun inek olmuş? Bir de onu konuştum. Konuşurum inek olmuş. Emdirmiş eşev olmuş geldirmiş kayınlara. Benim beyim senin neyin? Oğlun için söylüyorsun oğlum sen bunu. Oğlum için tamam. Kaynana. Atmalı kaynar kazana. He. Yandım gelin dedikçe altına der aç. Onlar tamam. Da öyle der ondan onlar sonra. Öyle. Böyle fiş fiş. Kaynanam geliverse şu sarmayı sarıverse. Yemeden içmeden şuracıkta ölüverse derler. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Peki eski hanımlarla şimdiki hanımların farkı ne?
Onlar bu ekmeği yapabilir mi, yemiler? Yaparlar da hincikler yapmıyorum. Ben şu anda bana ekmek yaptırdılar. Ben bundan sonra yürüyemem. Dün burada ekmek yaparken geleydin sen bir. Kaçırmışız be anneciğim. Helal et hakkını. Helal olsun. Haberimiz olsaydı gelir. Sen bu yaşında bu halinle ekmek mi yapıyorsun? Ya bir cihaz yaptım. Yapmazdım da. Bir cihaz yaptım. Niye, anlamıyor mu yeniler? İlla anlamaz. Amca da illa yapacaksın dedi. Komşuların yardımıyla yaptık. Yaş kaç? 70. Sen 70 yaşında hala beyin evet akşam ekmek isterim dediğinde haldır haldır koşup ekmek mi yapıyorsun? O kadar mı seviyorsun amcayı? Şimdi yemek pişirdim de yemen erken dedi. O kadar seviyorsun amcayı yani. Amcayı şu halimde nesini sever? Ne demek nesini sever? Ama o beni üzüyor, üzüyor. Niye üzüyormuş? Erkenden yemek pişirdim, erken pişirmişsin yemen. Geç yesin annem, olsun ne olacak? Geç yesin. Ben de erkenden pişirsen kapının önünde oturuyoruz bunlar falan böyle sokakta. Ha sen muhabbet edeceksin. Bunlar otururken ben yukarıda yemek yapamıyorum. Oraya gitme isteyeyim. Allah'ım kadın. Yedisinde neyse yetmişinde de o. 70 yaşındasın. Bastonla yürüyorsun. Ama hala komşu... Kendim evde nasıl oturayım? Bunlarla yakınız. Komşularla muhabbet edeceğim diye. Hı. Yemeği erkencinden yapıyorsun. Adam yesin karışmasın. Erken bir şey yemek tatlı olur. Öyle mi? Ya. Adamın karnı açtıysa ne olacak? Senin muhabbetini mi bekleyecek? Örterim sıcak durur. Allah! Aman be! Allah! Öldü. Oy! İyi geldi be annem. Kuluşlarıma be. Elinde maşallah elinde. Ya, baka başımıza geldik. Ya Allah'ım. Çok artık. Otururuz bundan seni konuşuruz. Beni çekiştiriyorsunuz. Vallahi. Ne mi çekiştiriyorsunuz beni? Bir gelse şuralara görsek dedi. Sırtına yapıştırıversen. Bir gelse deriz. Elinde. Kötü dedim. Kim kötü? Beni götü dedim sana. Sen de götüren dedin. Ekmeği çok yerin. Seni mi götürelim? Ha. Nereye götürelim? Nereye gidersen oraya. Seni alıp götürelim. Ha. İhtiyar özlemeyecek mi seni? Ama ne özleyecek? 75 yaşında o, ben 70 yaşında. E olsun işte, şimdi lazımsınız birbirinize. Yemek pişirdiğime falan karışıyorum. Ne lazım oldu? E kızmasın sonra, benim hanımı götürdünüz demesin adam. Nerede görecek? Kaçacağız gideceğiz yani. Arabaya bindir beni, al git. Git al bohçanı, bekliyorum kapının önünde. Ne bohçası alayım? Ne lazım? Eşkiyi bir göster bize de. Bir de nasıl yaptığını bir anlat. Bizim hanım da öğrensin de. Yapar inşallah bize de. Nasıl oluyor bu keşkek? Duyuyor mu? Yiyecek mi? Yeriz. Ne demek yer misin? Bak tabak verin ya. Yok, çömlekten de yeriz, önemli değil. Çömleği götür istersen. Çömleği olduğu gibi alayım. Götür. Nasıl yapılıyor bu keşkek? Şimdi bunu, bu deyini dövdürü geliriz. Sereriz, kuruturuz. Ayıtlarız. Ondan sonra keşke kuracağımız zaman da bir gün evvel ısladırız, bastırmasını falan ölçeriz, buna dökeriz. Bastırmalı mı oluyor? Bastırmalı ya. Bastırma ipe sererin, kuru durur. Kuzu eti değil mi bu? Kuzu eti, koyun eti. Pastırması bu getirir, nasıl oluyor? Ben de kuru durur, netleri kuru durur, ipe takarım. Aa, ya. Kuzu etlerini? Tabii ipe takarım. Kurutuyorsun güneşte. Kuru durur, ipe takarım, kuru durur. Ben kült ettim, işe zamanında ettik, 300 çörmeyi doldurdum. Çömlekte yapıyorsun bunu. 300 çömlek, 300. Ne? 300 çömlek. 300 çömlek mi? 300 ya, ne sandın ya? Bu karı yine buruşuk durdu bak. Bu buruşuk karı 300 çömlek. Tabii ya. Keşkek mi yapıyor? Hincikilerle birini bir doldurup bakalım hediyemi. Ya mümkün mü canım? Vallahi maşallah. Nazarım değerse bak. Allah nazarım değmez inşallah. Amin. İnşallah. Amin. Bir tadına bakabilir miyiz? Buyur. Kaç saatte pişiyor bu? 8 saat. 8 saatlik. Kız bir tabak getirdim. Keşke, hiç önemli değil. Öyle alırız biz onu. Ağzın yana. Yana mı? Yana tabii ya. Yansın. Buna bak, değildir bu. Hop 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 hop. Bir bakalım bir. Bir bakalım mı tadına? Ben ağzımı yakarız bir yerden. Yanar ağzını söylesene. Ellerin, tamam.
Benim gibi delinin biriymiş Mustafa. Gülme! Kemik geliyor ağzına. Ellerine sağlık. Ellerine sağlık. Üfte! Yorum ya çocuk, mama yediri gibi. Mama mı? Ellerin dertlerine. Annem. Kolay gelsin cümleten. Gidiyorum ama tatlım yok kadar yeter. Gidiyorum ama kalbimin yarısını burada bırakıyorum. Allah aşkına işte seni toplar. Şakaya bakma. Hadi Allah aşkına. Hayvanının önünde de buğalar ağlar. Akşam çıkmış pencerede ay gibi parlar. Ben akşamı kaybettim de dumanı dağlar. Yolcuyu yolundan eğleyen dilber. Dalga 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 dalgalanıyor. Haçayı görenler aman sevdalanıyor. Kolay gelsin. Teşekkür ediyorum Şoray Bey. Vay, görür görmez. Görür görmez. Tabii siz ekranlarda, Türkiye'de şu anda ekranlarda değil de Türkiye'de yöre yöre tanınır hale geldiniz. Bu millet program sizin sayesinde oldu. Program sayesinde ama siz en güzel şeyler yaptınız. İsmi Murat Leylek. Murat? Leylek. 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 Nereden geliyor efendim soy isim? Soy isim. Kış aylarında ılıman iklimden tabii, mi geçersiniz? Hayır. Dedelerin göçebenlikten olan ismini konuk göçmelerinden dolayı öyle bir leylek demişler. O da soyadı kanununda öyle geçmiş. O isim halen daha devam ediyor. 1217 yılından beri böyle devam ediyor. Sayın Leylek, kepenek. Kepenek bu bizim örf ve adet. Çoban mısınız? Aslan 18 yıldır. 18 yıl çadırda doğum, çadırda büyüyen. 18 yıl bizzat bu gördüğünüz şeyin içinde yaşayan keçilerle, koyunlarla, hatta develerden aşırı nesil olan bir insan. O ne? Bu kirmen. Anlarsınız bu işten. Mutlaka bunun içinde yetiştik zaten. Ecdatlarımız buradan geldi. Biz de bunları öğrendik zamanda. Yarın en ufak bir şey olduğunda bundan ip yapıp ayağımıza, sırtımıza giyebileceğimiz elbiseyi biz dağda da olsa bunu temin edip üstümüzü kapatabiliriz. Yani. Bu kepenekler bizim zaten vazgeçilmez bir şeyimizdir. Yanlış anlaşılma olmasın. Bu bir erkek işi midir? Bunu bizde yörük şeyinde erkekte kadında fark etmez. Elimize her şey yakışır. Her şeyi yaparız. Yani yapmayacağımız bir şey yok. Kadın işi, yani erkek işi yok. Hayır. Bizde fark etmez. Çünkü neden? Yerine göre yarın da bir günde eşin yanında olmadığı zaman aç mı duracaksın dağda? Mutlaka bir şey yapacaksın. Bu dağda yalnız yaşamanın getirdiği bir şey mi? Bu hayat idam etmenin şekli itibariyle doğan bir şeydir. Dalga 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 dalgalanıyor. Haçayı görenler ayrı sevdalanıyor. Denizin dibinde haçam demirden evler. Yolcuyu yolundan eğleyen dilber. Dalga 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 dalgalanıyor. Kaçma güzel kaçma, ben adam yemem hey, aman aman aman. Sor nereye de sor. Nereye? Sor neresi burası? Neye benziyor burası? Tabakhane, yetiştiriyorum tabakhane. Demem yavru yavru yavru. Ateşine yandım, seni benim sandım. Ekran filanlar. Kolay gelsin. Teşekkürler, hoş geldiniz. Hoş bulduk, kolay gelsin. Allah razı olsun, hoş geldiniz. Sizden de Allah razı olsun. Sağ olun. İsim nedir? İbrahim Derici. Soyadın mı, mesleğin mi? Mesleğim de Derici, soyadım da Derici. Meslek dededen mi geliyor? Dedemin babasından. Zaten lafamızda da Hacı Havuz Ali Torunları diye yazar. Ta 150 yıllık. 150 yıllık Dericisin yani. 150 yıllık Dericiyiz şu anda. Bura doğru gördüm değil mi ben? Tabakhane. Evet, tabakhane burası. Ya biliyorum. Aklınızdaki... Az bir dur ustam hele, az bir müsaade. Biliyorum, aklınızdaki soruyu biliyorum. Tabakhaneye
ok mu, ot mu, işte o mu yetiştirmek ne demek? Ne demek tabakhaneye şimdi yetiştirmek? Eskiden büyüklerimiz dışarıdan köylerden gelen derileri alırlarmış. Bunu hızlı işlenti yapmak için acele acele tabakhaneye koşarak gelirlermiş. Ne aceleleri ne sebep ne yani? Yani deri çürümesin, kurtlanmasın diyerekten buraya gelip tuz atıp deriyi pişirmek amaçları yani. Bu yüzden hızlı koşarak böyle hani İKA'dan birbirine değiyormuş. Tabakhaneye bilmem ne yetiştirecek mi diye oradan kalmak. Şimdi ama şey bak bu. Sen diyorsun ki tabakhaneye deri yetiştiriyorlar kurtlanmasın diye. Evet. O laf öyle değil ki. Tabakhaneye deri mi yetiştiriyorsun demiyorlar. Ya, şimdi çekimde tabakhaneye o... dıt mı yetiştiriyorsun? O ne dıtı? Çok kıymetli bir nesne. Gel hele bir. O nesne? Çok kıymetli bir nesne. Tabii. Çok kıymetlidir. Onun ismini açıklayayım mı? Açıkla tabii de. Tabakhaneye yetiştireceğim. Yaşa! Da. Yaşa! Bravo! Bravo! Hiçbirimiz söyleyemedik kutluyor. Yok yok dur. Sosyal cesaretinden dolayı. Her değil. Köpeğin köpek dışkısı yani. Köpeğin fışkısı ve köpeğin kuş fışkısı. Ile bu tabakhanenin ne alakası var? Şimdi köpeğin... Senin adın? Erol Derici. Köpeğin... Amcam oğlum. Amcam. Yeğenim. Beraber. Köpeğin fışkısı deriye bir özellik verir. Hem yumuşaklık verir, hem ciltini düzeltir, parlaklık verir, deriyi öldürür, yumuşatır. İçindeki kireci tamamıyla dışarıya çıkarttı. Verdiğin malzemeyi kolaylıkla içine aldırır. O sebepten o nesne çok kıymetli. Yani deriye deri özelliğini veren köpek dışkısı mı? Dışkısı. Evet. Çok kıymetli köpek. Çok kıymetli. Şimdi bir de bak. Kızıyor, bir dur ustam, bir de kızıyorsunuz. Köpekler her tarafa bir bırak pislesin. Ona sevinen var. Sen üzülüyorsun. Anlıyorum ben seni ama mümkünse onu toplayıp tabakhaneye yetiştirin. Hala köpek... Eski büyüklerimiz, bazı kibarlarımız maşayla toplar onu, bazı büyüklerimiz de elini alırdı böyle külah gibi götürüyordu. Çok kıymatlıydı eskiden ama şimdi oropon çıktı, şeker gübre çıktı, daha başka malzemeler çıktı. O pek kullanılmıyor. Olsa kullanılacak. Eski köpek de yok, onun fışkısı da yok, dışkısı da yok. Peki sen eski bir usta olarak topladın mı elinle? Çok topladım. Çok da sattım. O zamanlar benim ufaklığımda 2,5 liraya, 5 liraya, 10 liraya çok sattım ben. Peki ustam sen uzmanısın bu işin. Köpeğin dışkısı mı, şimdiki kimyasallar mı? Köpeğin dışkısı. En iyisi mi? En iyisi o. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.